Merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Kapanışa doğruya Burcu Kıratlı ile başlayacağız. Hızlı bir araştırma masasına gidelim. Zira piyasalar açısından hayli hareketli bir gün. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Burcu, hoş geldin, iyi akşamlar. Hoş bulduk Zeynep. Yine Borsa İstanbul'da rekor seviyeleri görüyoruz. Bankacılığın başını çektiği bir tablo var. Buradan başlayalım konuşmaya. Evet, gün geçmiyor ki yeni bir rekor kırılmasın bizde. Bugün yine 7500'ün üzerindeyiz. 7619'dayız şu sıralarda. Dediğin gibi bankacılık çok bugün endeksi sırtlayan oldu ama her gün aslına bakarsan pazartesi günü de havacılığı biz konuşuyorduk. Ulaştırma endeksini konuşuyorduk. Bugün de bankacılığı ön plana çıktığını görüyoruz. Ben burada yalnız bir konuya başka bir açıdan bakacağım bugün seninle beraber. Şimdi BIST'in yükselişleri ne kadar zamanda ne kadar puan aldığını aslında belki bakmak lazım. Şimdi geçtiğimiz yıl biz bu rally'yi yaşarken yani Eylül'ün ikinci yarısında endeksin bu enflasyonla rakamlarıyla beraber enflasyon %85'e vardı ve BIST'in geçtiğimiz sene özellikle Haziran'dan sonra daha sonrasında Eylül'den sonra çok ciddi şekilde yukarı gittiği zamanda 3500 puandan 4000 puana 30 işlem gününde 4000 puandan 5000 puana 21 işlem gününde 5000'den 5500 puana da 18 işlem gününde gittiğini görüyoruz Eylül'ün ikinci yarısı. Daha öncesinde 2500 puandan 3000 puana 63 işlem gününde gitmişiz. Ve biz şu anda bu seneye gelirken tekrar aslına bakarsan aynı hareketi 5500'den 6000'e 7 ay gibi bir sürede gelmişiz Zeynep. Daha sonrasında tekrar 28 Mayıs sonrasında diyelim biz ona. Hem ekonomi yönetiminin değişmesi, seçimlerdeki belirsizliğin kalkması, ekonomi yönetimiyle ilgili politikaların ne olacağının anlaşılmasıyla beraber de 6000'den 7000'e 20 işlem gününde gitmişiz. Daha sonrasında hatırlayacak olursan bayramdan hemen sonraki rallide de yine ulaştırma ve havacılıkla beraber rallisiyle beraber yukarı doğru bir hareket yapmıştı. O günden bugüne de yaklaşık yine 20 işlem gününde yukarı çıkmış bir BIST görebiliyoruz. Yani yükselişlerini aslına bakarsan geçen seneden bu yana enflasyonist ortamda biz BIST'in enflasyon karşısında bu yılki teması yine rakibinin olmadığı yönünde. Dolayısıyla aslında yine çok hızlı şekilde ilerleyen bir BIST, 20-30 günlük sürelerde yükselen bir BIST görüyoruz. Bu hareketin devamı şu andaki en azından tekniklere göre 8000'i görüyorum ben ilk buradaki tabloda. Oraya doğru gidecek gibi gösteriyor hareket. Volümünde çok kuvvetli olduğunu, momentumun da çok güçlü olduğunu söylemek lazım diye özetleyebilirim BIST'teki havayı sana. Yurt dışında da şimdi geçtiğimiz haftadan bu yana biraz daha böyle kırılgandı yurt dışı endeksleri. Bunun sebebi de işte Fitch'i konuşur vaziyetteydik. Dün Moody's'in not indirimi gelmişti küçük bankalarla ilgili fakat büyükleri de etkilemişti bize de sıra gelir mi diye. Diğer taraftan İtalya'da bankalarla ilgili ekstra vergi alınacağı konusunda orası bir baskı yaratmıştı ve Avrupa'yı da aşağı çekmişti. Şimdi Avrupa tarafı da bugün biraz daha risk iştahı olumlu diyebilirim. Amerika'da da biraz geçtiğimiz haftanın düşüklerinden bugüne gelen bir iştah olduğunu söyleyebilirim. Yarın enflasyon datasını bekliyoruz. Enflasyon datasının manşette bir miktar evet bu ay belki %3'den 3.3'lere doğru arttığını görebiliriz. Ancak bu patikada Fed'in en azından yol patikasında olumlu gittiğini, en azından şu an işlerin iyi gittiğini ve 2020'den bu yana en düşük artışlardan bir tanesi olduğunu söylemek lazım. Dolayısıyla o küresel tarafta enflasyon rakamından gelecek bir olumsuzluk aslına bakarsak çok beklenmiyor diyebilirim. Yurt dışında şu anda biraz daha özellikle dünden bugüne şirket haberleri ve onlarla ilgili haberler ve açıklamalar daha çok ön plana çıkıyor. Nedir bunlar? İlk önce bir Amazon'la ilgili haberi paylaşacağım sizinle. Amazon Holding, Arm Holdings'i halka arzına katılmak için dahil olmak için şu anda görüşmelerde bulunuyor. Arm Holdings oldukça önemli bir şirket aslına bakarsan. Eskiden İngiliz teknolojisinin tacındaki mücevher olarak tanımlanıyordu. Bu halka arz bugün açıklandı ki Ağustos'un sonunda ya da Eylül'ün başında tekrar halka arz olacak. Bu halka arzda 8 ila 10 milyar dolar toplanmayı hedefleniyor. Nasdaq endeksine kote olacak. Arm Holdings 10 şirketle birlikte gözüküyordu. Bunlar en önemli devler Intel, Alphabet, Nvidia gibi 10 tane teknoloji şirketiyle. Şimdi bu şirketler
bahsi geçen şirketler şirketin yönetim kurulunda söz sahibi olmayacak. Fakat ana sermayedarları da olacak. Bu Arm'ın halka arzı dünyanın en büyük teknoloji yatırım fonlarından biri olan Vision Fund'ı kuran ve bu başarısızlıklardan sonra bu fonu kurtarmaya çalışan SoftBank'in son derece ihtiyaç duyduğu bir gelişme olacak. Bu SoftBank İngilizlerden Arm Holdings'i satın almıştı. Şimdi bunun halka arzı planlanıyor. Büyük çip üreticilerinden bir tanesi olduğunu söylemek lazım. Rakipleri arasında Nvidia, Intel ve AMD yer alıyor. Dolayısıyla bu yapay zeka rallisine, kadrosuna öyle başlık atmanın sebebi aslına bakarsan bu oldu. Ve güçlerini eğer birleştirirlerse ki Amazon gibi, Nvidia gibi, hatta Apple gibi devlerden bahsediyorum. Şirkete ortak olmak isteyen, özellikle bu halka arzda, ilk halka arzda büyük ölçüde birbirleriyle rekabet halindeler pay almak için. Dolayısıyla bunlardan şu anda en şanslı olanı Amazon gibi gözüküyor ve hisseler muhtemelen açılışta bir primli de başlayacak bundan dolayı. Bu anlaşmanın Nikkei kaynaklarına göre anlaşmanın da 60 milyar dolardan fazla bir değere sahip olacağı beklentisiyle Japonya tarafındaki SoftBank hisselerinin de bu arada değer kazancına da katkıda bulunduğu ve bulunacağı yönünde yine tabii analizler var. Diğer taraftan başka bir şirketi paylaşan Walt Disney'in bugün bilanço açıklaması bekleniyor. Her gün Nasdaq'ta veya Amerika'da başka bir şirket ön plana çıkıyor. Şu bu hafta özellikle eğlence sektöründeki şirketlerin daha çok ön plana çıktığını söyleyebilirim. Walt Disney'in aslına bakarsan kazanç sezonunu bir miktar kaçırması, beklentilerin altında bilanço açıklaması bekleniyor. Ancak burada tabii Walt Disney'in sadece aslına bakarsan reklam gelirlerine belki bahsetmemek lazım. Burada oyun parkı temasının da önde olduğunu da söylemek lazım. Hemen grafiğime dönüyorum. Bir miktar onu size göstermek istiyorum. Şimdi pandemi sonrasında özellikle bu temalı parklarda çok kapanmalar olmuştu. Burada bir miktar daha artık pandeminin sonrasıyla beraber yol trafikte özellikle ziyaretçi sayısında artış olduğunu görüyoruz. Bu arada harcamalarında da bu ziyaretçi sayısının artmasıyla birlikte de özellikle Walt Disney'de de harcamaların da düştüğünü görüyoruz. Fakat diğer taraftan TV bölümünde kazançlar kısmında, reklamlar verenler kısmında cezbetmek için oldukça mücadele ediyor ve şu anda da çok aslında başarılı değil bu konuda. Ve diğer taraftan da yeni yayınlanan işte Elemental gibi, Perili Köşk gibi hayal kırıklığı yaratan bilet satışları ve yayınları da var. Dolayısıyla en sonunda biz de biliyoruz bu Atatürk belgeselinin yayınlamamasıyla gündem olmuştu tekrar Walt Disney. Dolayısıyla TV tarafında başarısız ama temalı parklar tarafında daha olumlu bir bilanço açıklaması bekleniyor diyebilirim. Diğer taraftan UPS de yine kazanç sezonunu kaçırmıştı. Lyft'in yine hayal kırıklığı yaratan bilançosunu gördük. Lyft de araç Uber gibi paylaşım modelli bir kiralama şirketi diyeyim. Araç paylaşım modeli şirketi. Dolayısıyla Amerika'da aslına bakarsan bilanço sezonu şu anda böyle çok cezbedici şekilde ilerlemiyor diyebilirim. Büyük devlerden sonra, teknoloji devlerinden sonra. Diğer taraftan bugün emtia kısmında doğal gaz vadelerinin %40 yükseldiğini görüyoruz. Asıl hareket bugün orada olduğunu söyleyebilirim Zeynep. Özellikle petrol tarafında da yükseliş var ama Avrupa doğal gaz vadeleri tarafında çok ciddi bir yükseliş var. Bunun sebebi de bakarsan tedarik riskleri, yüksek stokları gölgelediğinden Avrupa gazının yükseldiğini söyleyebilirim. Ve şu anda yakıt stokları yılın herhangi bir zamanda kaydedilen en yüksek seviyede ve diğer taraftan da gaz tesislerinde çalışmalar ve kesintiler için de arz için bir risk oluşturmaya da devam ediyor ve daha fazla bu tedarikin kısıtlanması halinde de daha önceki dalgalanmaların da üzerine de geçirebileceği de yine tahmin ediliyor. Şimdi bu diğer taraftan hani kışa girerken bunun bu kadar yükselmesi oldukça olumsuz etki diyebiliriz ancak şu anda yakıt stokları %87 civarında dolu ve şu anda Kasım ayına kadar %90'a kadar ulaşması da fiyatları bir miktar kontrol altına almaya zorluyor desek de bu diğer taraftan hem grevler hem bu kesintiler fiyatları oldukça olumsuz etkilediğini söylemek lazım. Yani bu kesintilerden özellikle Avustralya tarafındaki bu grevlerde olan kesintilerden şu anda fiyatlar bir miktar sıçramış durumda ama bu geçici bir sıçrama ama az önce söylediğim sebepten şu anda stoklar
dolu gidiyor, fena gitmiyor ve Kasım ayına kadar da daha doldurulması bekleniyor. Dolayısıyla bu bir günlük bir sıçrama hareketi olup daha sonrasında fiyatların tekrar biz geri çekildiğini görebiliriz. Çünkü Avrupa özellikle doğalgaz vadeli işlemlerinde böyle günlük sıçramalar çok ciddi şekilde oluyor. Dolayısıyla yarınki hareketine bakmak lazım ama diğer taraftan petrol fiyatlarında özellikle bu Çin'in enflasyon rakamları sonrasında ben biraz daha böyle gerileme olur mu, emtia fiyatları olumsuz etkilenir mi diye düşünmüştüm. Ancak pek öyle olmadı. Petrol tarafında olumluyuz fakat altın ve gümüş tarafında biraz daha zayıf ve olumsuz seyir var. Onun da aslında bakarsan bir süredir konuşuyoruz. Belki altın hareketini 2024 yılında veya 2023'ün sonunda daha fazla yapacak. Fed'in faizi artırım sürecine girmesiyle birlikte diye. Altın ons fiyatı şu anda 1924'lerde, gümüş ise 22.87'lerde. O biraz daha enflasyon ve Fed'in politikasıyla şekillenecek diye düşünüyorum. Şu anda da zayıf seyrin faizsiz altın tutmanın maliyetinin daha yüksek olduğu için bir miktar gerilemesinde normal olduğunu düşünüyorum açıkçası. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kısa bir ara. Tekrar hoş geldiniz. Kapanışa doğruya devam ediyoruz. Bu bölümde bana Serdar Paz'ı eşlik edecek Dünya Gazetesi yazarı. Hoş geldin Serdar. Merhabalar, teşekkür ederim. Son dakikanla geldin. Evet. Onu da bir seslendirelim. Borsa coştu desem yeridir herhalde. Kesinlikle. Borsa İstanbul Bankacılık Endeksinde günlük yükseliş %9'u aşmış durumda. Borsada da ciddi rekorlar yine tazelendi. 7630 puanda seyrediyor şu an. Buradan konuşmaya başlayalım tabii istersen. Birkaç gündür zaten rekor seviyeleri konuşuyoruz. Evet. Bir iki gün önce havacılık tarafının ön planda olduğunu görmüştük. Evet. Şimdi bankacılığın öne çıktığını izliyoruz. Nasıl değerlendirirsin? Arka planında neler vardır? Hangi dinamikleri sen gözlemliyorsun? Tabii bakıldığında yani son 3-4 ay içerisindeki fiyat hareketlerini havacılık sektöründe. Hani sektörün ilk iki kağıdı Türk Hava Yolları 125'lerden 130'lardan ciddi şekilde yukarı geldi. Neredeyse %100 bir nominal bazda yukarı hareket sergiledi. Pegasus da benzer şekilde. O da ikinci amiral gemisi. O da 400'lerden 900'lere geldi. Bu tabii çok önemli bir hareket. Yani hem ikinci, üçüncü çeyreğin havacılık sektöründe en iyi finansalların geldiği sektör. Bir de artık içerideki fiyat hareketleri ya da işte yolcu sayısı, turist sayısındaki değişimden ziyade bu şirketlerin globalde bir pandemi sonrası artık önemli oyuncu haline gelmesi. Özellikle Türk Hava Yolları'nın Amerika'daki artan uçuş sayıları, çeşitli destinasyonlara yaptığı yeni atamalarla beraber çok ciddi şekilde dışarıdan elde ettiği gelirle beraber artık bir global oyuncu marka haline gelmiş durumda. Havacılık ilk planda endeksi bir yere kadar getirdi ama önemli ölçüde tabii ki 7200-7500 arasındaki sıkışma nereye doğru sonlanır? 7200 aşağı zorlanırsa bir 6800'lere doğru neredeyse çünkü 5700'lerden beri kesintisiz bir devam eden yükseliş var. Bunun olmaması 7275-7500'ün yukarı kırılmasıyla beraber bu da bankacılık sektöründeki özellikle seanstan önce baktığım zaman işte Yapı Kredi tarafında çok ciddi şekilde alımların ama zaten bankacılık endeksinin genelinde %8'i aşan bir endeks. Yani tüm sektör kağıtları %10'a yakın yükselişler içerisinde hemen hemen demek. Burada tabii finansallar beğeniliyor. Diğer taraftan finansallar önemli zamandan bu yana bankacılığın diğer sektör şirketlerine göre ya da Borsa İstanbul'un genel FK'sına göre daha ucuz olduğuna işaret ediyordu. Ama burada da tabii ki riskler vardı. Bankalar işte kredi kullandırırken belirli faizin üzerinde eğer bir kredi faizi uygulamak isterse o zaman kendisine menkul kıymet tesisi adı altında düşük faizi devlet tahvillerine uzun vadeli alma zorunluluğu getiriliyordu. Bu karlılığı orta uzun vadeli tabii baskılayan bir durumdu. Şimdi burada biraz daha ortodoks politikalara geçişle beraber, sadeleşme politikasıyla beraber bir miktar onlara bir alan tanındı. Politika faizinin sınırlı olsa yukarı gelmesi, uygulayabilecekleri kredi faizlerinde yukarı yönde bir miktar kendilerine rahatlama yarattı. Yani dolayısıyla bankaların kendi işleri olan yani net faiz marjı topladığın mevduat kaynak maliyetinden krediyi daha yukarıda bir yerde plase etme noktasında ilk çeyrek itibariyle bazı bankaların eksiğe geçtiğini bu noktada görmüştük ciddi şekilde. Bunun yeniden pozitif alana geçmesini sağladı. Bu temel anlamda özetleyebildiğim ama tabii ki temel olarak ucuz olması
tek başına hissenin hareketleri ya da sektörün hareketleri yetmiyor. Orada da bir işte nüve, bir katalist gerekiyor. O da yabancı ilgisi. Çünkü bunlar hakikaten derinliği oldukça fazla. Yabancı yatırımcının, belirli büyüklüğün üzerinde yabancı yatırımcının geldiği zaman arzu ettiği derinliği, çünkü aldığı zaman hani ben bunu gerektiği zaman da satabilir miyim diye ya da ne kadar bir fiyat hareketi yaratarak kaç günde, çünkü onlar seansçı ağırlıklı ortamlarda yani böyle bir anda hurra alım, hurra satım yapmıyorlar. Ciddi şekilde bazen onların ordinalarının bir hafta devam ettiğini, birkaç hafta devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla o tarafa gelen ilgiyle beraber, yani sonunda bankacılık hissesine gelen ilgi artık endekste hani 8.000-8.100 işte 3 sent hareketine doğru, dolar 27'ler civarında kalırsa bir hareketin ilk başlangıcı, ilk öncü sinyali olabilir gibi algılandı ve dolayısıyla buna da katılan, buna eklenen yerli yatırımcının, kurumsal yatırımcının da dahil olduğunu görüyoruz ve 7.500 üzerinde kaldıkça da yani hareketin bu şekilde devam edeceğini öngörmek ağırlıklı senaryo olarak adlandırılabilir. Peki, bankacılık ve yabancı teması üzerinden gidip o zaman CDS'e getireyim ben lafı. CDS'lerde ne beklersin? Evet. Ne kadar bir geri çekilme daha öngörürsün bu seviyeden? Ve tabii ondan sonrasında önce o tahmini alayım, sonra devamında da özellikle Eurobond cephesinde beklentini sorayım. Evet, yani yabancı yatırımcının tabii ki Türkiye'ye bakışını yani en iyi özetleyen, yani tek bir dataya bakma şansım olsa herhalde tabii 5 yıllık kredi temelli risk primine bakarım. İşte yani yayından önce de baktığım zaman, şimdi tabii ki biz seçimlerden önce 700'lere kadar geldik, oradan 400'lerin de altına bir 370'lere kadar geriledik, bir 420'lere geri sektik. Şimdi 400'ler civarında bir denge bulma arayışındayız. Ama hani bizimle beraber aslında gelişen ülkeler nezdinde de benzer hareketler yaşandı. Yani biz şimdi kendimize akran ülkeler kabul ettiğimiz, mesela işte Latin Amerika'da düşünüyorum, İşte Kolombiya'nın da mesela CDS'i 300'lerden 200'lere geldi. Ya da Meksika'nın CDS'i 100'lere geldi neredeyse. Brezilya 175'lere geldi. İşte Güney Afrika 240'lar 50'ler civarında. Şimdi bu ülkeler 3 aşağı 5 yukarı Türkiye ile yakın birbirine. %5 %10 farklar içerisinde fiyatlanan risk kredi piyasası nezdinde ülkelerde. Şimdi yani biz onların yaptığı hareketin biraz daha fazlasını yaptık yüzdesel olarak, ama hala arada anlamlı bir fark var. Yani bu yabancıların hisse senedi nezdinde, işte bankacılık önderliğinde getirdiği hareket devam ettiği ölçüde bizim CDS'in çok daha aşağılara inme potansiyeli var. Yani ben bir 370-420 bandını orada önemsiyorum. Tabii yani burada kredi temelli risk primine diğer piyasa enstrümanları gibi bir hani destek direnç olarak bakmak çok doğru değil. Ama bizi nasıl bir riskte fiyatladıklarını görmek anlamında seçimlerden sonra hemen hani ortodoks politikaları bir anda geçiş beklentisiyle beraber 370'lere kadar inmiştir riskimiz. Evet. Hani oranın altına gelmesi yeni bir hikayenin başladığını, yani belki o zaman endekste 8100'lerin de yani 3 sentin de ötesinde bir yeni hikayenin yazılmaya başladığının öncü göstergesi olabilir. Bu manada yani bizim işte zaten ödemeler dengesi tarafında Körfez bölge ülkeleriyle yaptığımız anlaşmalar, bunlardan yenileri gelir mi? İşte gelişmiş batı tarafında sendikasyon kredilerinin yenilenmesi, işte Amerika ile ikili ilişkiler, dış ticaret ilişkilerinin arttırılması çabaları, hani bizim turizm gelirleri ödemeler dengesi tarafında bir sorun yaşanma ihtimalini ötelediği ölçüde, ki şu anda öyle gözüküyor. Hani ben burada tek riski akaryakıt feryatlarında bizim enerji faturamızda şu an öngöremediğimiz, hani işte 80'lerde olan işte Brent'in, WTI'nin böyle 100 ve ötesine doğru gitmesi gibi, hani onu ayrı tutuyorum. Onun haricinde hani bizim bir ödemeler dengesi tarafında risk yaşama ihtimalimizin azalması CDS'i de daha aşağı getirecektir. Zaten yabancı da bunu fiyatlayarak, bunu hesaplayıp ölçüp biçerek Türk hisse senetlerinde, Türk varlıklarda pozisyon alıyor. Şimdi o CDS aşağı geldikçe, dolayısıyla buna bağlı olarak bu yabancı CDS ilişkisi bağlamında soruyorum. Yabancı ilgisi de beklendiği üzere artarsa yeni Eurobond ihraçları mevzu bahis olur mu? Bekler misin? Bir de yabancıya yeniden swap kanalı açılır mı? Evet. Tabii yabancı yatırımcının yani buraya gelirken hani elindeki tabii dövizini bozup, yani işte yabancı dövizini bu kurdan bozar mı mesela, işte ya da bu faizden gidip tahvil alır mı, yani bunlar sorulan en beylik sorulardan. Şimdi tabii yabancı yatırımcı hani döviz bozup yarattığı TL ile işlem yapmanın yanında bir de hani swap piyasasında işte daha kısa vadeli fix dolar cinsi faizden işte vazgeçip bunun karşılığında TL faiz alma yoluyla, yani sentetik biçimde çok fazla içeride bir işte kurum, şirket, kredi riski vesaire almadan bir bu şekilde swap kanalıyla TL piyasasını rahatlatma tarafında. Ama tabii bunun da hani diğer boyutu
çıkmak istediği zaman hani daha önce işte 2018'de Ağbal Elvan döneminin sonlandığı dönemde olduğu gibi hani bir anda böyle geceliklerin 350'lere 400'lere hatta bazen 1000'lere falan çıktığı dönemde hani 3 ay için mesela faiz farkından işte Amerika'da yıllık faiz 5 diyelim. TL tarafında 25'ler 30'lar diyelim. Hani yıllık bir 20-25 kazanmayı umarak geliyorsun. Şimdi 1000 faiz bir gece verdiğin zaman onun zaten bayağı bir kısmı elden gitmiş oluyor. O yüzden hani böyle bir kötü durumda karşılaşmamak adına ben çok yoğurdu üfleyerek yiyeceklerini, çok peyderpey geleceklerini düşünüyorum. Ama özellikle hisse senedi tarafında görece yani tüm gelişen piyasaların iyi gittiği, artık hani Fed'den herhalde ilk faiz indirimi Ocak'ta mı gelir, işte Mart'ta mı kalır filan diye fiyatlandığı bir yerde, yani dediğim gibi CDS'lerde, diğer ülkelerde de çok bariz geri çekilmeler var. İşte Amerika endeksleri, tarih zirvelerde vesaire. Yani sermaye piyasaları global olarak canlı. Dolayısıyla hani biz çok görece olarak aşağıda pozisyonlanmaya sahibiz. Yani %20'lerden, 25'lerden bir toparlandı ama 30'lara geldi. Yani bu işte 60-65'leri vesaire gördü. Ha, hemen oraları görür de demiyorum ama bir %3, %5 çok rahatlıkla gelebilir. O da işte belirttiğim seviyelere endeksleri taşıyabilir. Peki o zaman biraz TL'nin gidişatını ve kuru da konuşalım seninle. Tabii. Şimdi ekonomi yönetiminin verdiği temel mesajlardan biri TL'yi cazip kılma meselesi. Tabii oradaki temel soru da nasıl? Evet. Yani enflasyon, yıl sonu enflasyonun çekildiği seviye ile politika faizinin durduğu seviye. Evet. Ortada mevduat faizlerinde de geri geliş var. Evet. Bir soru bu. Bir de tabii ki yıl sonu kur tahminlerini de merak ediyorum. Bu evet. Noktada gelen bazı öngörüler var. İşte mesela HSBC yıl sonu için 27'den 29'a revize evet. etti döviz kuru beklentisini. Evet. Deutsche Bank da 32'ler civarında evet. Yerleştirmiş. Sen ne düşünürsün? Evet, gerçekçi mi senin için de oralar, evet, bu seviyeler? Tabii. Bir önceki sorduğundan Eurobond tarafı tamam. eksik kaldı. Onu tamamlayarak evet, evet, diğerine başlayayım. Bir şey eksik kaldı diyorum ama evet. ne kaldı? Eurobond evet. ve swap tarafını konuşuyorduk. Tabii. Eurobond tarafında da şunu dengeye bakmak lazım. Şimdi Amerikan tahvil faizlerinde hani ortalamaların çok üzerinde devam eden seyir. Yani 2 yıllık tahvil faizi 5'lerin üzerinde, 10 yıllıklar 4'ün üzerinde. Şimdi bunun üstüne bizim CDS'i koyduğunuz zaman bizim Eurobond'lar hani ne çok pahalı ne çok ucuz, makul olması gerektiği yerde. Ama herhalde Haziran'ın kafasında hani daha aşağılarda bir maliyet olması gerekiyor diye bir plan var. Ya da sürekli olarak zaten görüşüyorlar kreditörlerle ya da işte borç genelde büyük yatırım yapan kurumlarla vesaire. Hani uygun fırsat kolluyorlardır ama hani bu 700'den 400'e kadar geldiği yerde hani 1-2 borçlanma daha ben açıkçası beklerdim ama herhalde biraz daha işlerin hani CDS nezdinde daha ucuz maliyette yol açacak bir noktayı bekliyorlar. Diğer taraftan bakacak olursak şimdi ilk enflasyon raporunda Merkez Bankası Başkanı'nın Erkan'ın yaptığı açıklamada mevduat faizlerini, politika faizlerini yakınsamasını hani bir böyle kazanım olarak şimdi öne sürdü. Ama enflasyon tarafında biz hani eksi reel faizin giderek daha eksi reel faize doğru gittiği yerde o zaman hani TL'nin bir değer koruma aracı olarak yani ben kişisel birikimimi bu para biriminde tutarsam değil mi? Şimdi hani biz ülkede yaşayan çalışanlar için hani TL'de tutmak öyle çok hani inanılmaz bir karar değil. Zaten hiçbir şey yapmasam maaşım TL yatıyor, harcamalarım TL vesaire. Ama hani yabancı yatırımcı nezdinde ya da işte yurt dışına yatırım yapabilen ya da yurt dışına mı gideyim, burada mı kalayım falan diye düşünen ya da gelişen piyasalar arasında Türkiye'ye mi geleyim vesaire diye düşünen insanlar nezdinde bakıldığı zaman hani TL bir değer koruma aracı olması için bu kadar eksi reel faiz olmaması gerekiyor. Hani ben inanılmaz bir artı reel faiz olsun, işte hiç kimse üretim yapmasın, herkes işte faizden para kazansın vesaire. Yani öyle bir şey demiyorum ama arada fark bu kadar fazla olduğu zaman yani herkes de bir iş kuracak, iş yapacak diye bir şey yok. Hani belirli birikim olan insan da değil mi finansal piyasa içerisinde bankaya o fazla tasarrufunu yatıracak ki iş yapmak isteyen o krediye erişerek bir şekilde borçlanarak bir şeyler üretmek, katma değer yaratmak isteyen insan da makul bir noktada borçlansın. Şimdi yani yatırımcının işini çok kolaylaştırdığın zaman, faizi çok baskıladığın zaman bu sefer tasarrufçuyu başka bir seçenek bırakmıyorsun. O da işte KKM'ye gidebildiği kadar işte altına bakıldığı zaman işte Eurobond'a vesaire oralara yöneliyor. KKM'de de bir çıkış sorunu ortaya tabii çıkıyor. Tabii ki. Tabii çünkü ki, orada kesinlikle. Çok yüklü bir hale geldi. Evet, hani evet. Nasıl bir strateji olacak o zaman oradan çıkışta? Yani, nasıl bir TL'nin cazibesi içinde başka nasıl bir alternatif mevzu bahisi olacak? Bu %20'ler tarafındayken hani bu ortodoks politikalara geçiş söylemiyle beraber herhalde bir çıkış senaryosu konuşulur diye. Ama hani bilakis 20'lerden 25'lere 30'lara doğru devam ediyor. Çünkü hakikaten hani dövizin baskılandığı yani 27 seviyesi civarında kalması için
bir çaba sarf edildiği açık yani. Bunu zaten enflasyon raporu, Merkez Bankası Başkanı, bizim hazineyle protokolümüz vardı ama işte biz zaten gerekli gördüğümüz yerde direkt müdahale ediyoruz diye hani bir nevi telaffuz etti, deklare etti. O yüzden hani bunu tekrarlamakta bir beis görmüyorum. Şimdi TL'nin hani reel değer kazanması enflasyon bakıldığı zaman vergi ayarlamalarıyla ama başka şeylerle %10 neredeyse çift tane bir aylık hareket oldu değil mi? Şimdi hani ihracatçının ya da dışarıyla iş yapan yani bir aramalı ithal edip işte burada bir katma değer yaratıp işte montajdır vesairedir ile beraber onu dışarı satmaya çalışan insan %10 daha fazla euro bazında, şimdi en fazla ticaret hacimimiz orası olduğu için euro diyorum, hani arttırabilir mi? Yani orada bakıldığında yıllık enflasyon %3'lerde 4'lerde, hani o kadar bir kar marjı da yok yani, bunu karşılaması mümkün değil. O yüzden hani TL'nin kurun 27'de mesela bir ay kalması demek TL'nin %10 reel değer kazanması demek. Yani TL'nin %10 reel değer kazanmasını haklı çıkartacak kadar bir yabancı girişi vesaire var mı? Ya da CDS'de öyle bir dalgalanma görüyoruz, görmüyoruz. Dolayısıyla demek ki burada bir hani normal hani eşyanın tabiatı, doğanın kanunlarıyla açıklayamadığımız bir çaba var. Hani bunun ama olması, bunun devam etmesi hani burada hem işte yani teknik analiz grafiğe bakan vesaire insanlar nezdinde hem de ekonomik anlamda TL'nin görece daha pahalı olmasının bizim ihracatta rekabet avantajımızın düşmesi, ithalatın görece daha ucuz hale gelmesi gibi ekonomi üzerinde, ödemeler dengesi üzerinde, dış ticaret dengesi üzerinde negatif sonuçları var. Bunun hani ben normale yakınsadığı yani bu baskının kalktığı yerde yıl sonu için hani kur tahminim 30'lar civarındaydı ama şimdi birkaç ay daha bu özellikle vergi düzenlemelerinin işte akaryakıt bizde bakıldığında ulaşım nakliye çoğunlukla karayoluyla yapılıyor yani deniz taşımacılığı vesaire çok sınırlı ya da tren yolu, o yüzden bunun gecikmeli etkileriyle beraber ben yıl sonu tahminimi yani ödemeler dengesi tarafında kafalarda bir soru işareti yaratmayacak kur tahminimi 32,5 seviyesine çıkardım. Peki o zaman şimdi şunu da sorayım. Faiz patikasına ilişkin de Merkez Bankası'nın tahminleri alıyoruz. Evet. Zaten yakından izleniyor. Şimdi Morgan Stanley'nin bir sonraki toplantı için öngörüsü 150 bas puanlık bir faiz artırımı. BofA'da 50 ila 100 bas puanlık adımlarla işte 20 seviyesine kadar gider diyor. Sonra orada da beklemeye geçeceğini Nisan gibi yanlış hatırlamıyorsam öngörüyor. Evet. Dolayısıyla sen nasıl öngörürsün bu işleyişi, bu gidişatı nasıl beklersin? Şimdi reel faiz verecek hale ne zaman gelebiliriz? Yani reel faiz verecek bir noktaya gelmesi Merkez Bankası'nın yaptığı tahminler nezdinde işte 2025 sonuna falan yakınsıyor. Çünkü 2024 sonu işte %33'e geriler. Yani bu yıl sonu 58, 2024 sonu 33. 2025'in sonunda 15'e diye zaten bizim politika faizlerini oralarda oralara kadar da o noktada kalmayacağı da aşikar bence. Yani zaten bu enflasyon raporundan yani çıkan en önemli sonuç hani 1,5 sene daha hani TL tarafında çok bir şey beklemeyin mesajı oldu. Yani KKM'de giderek katlanarak artmış ya da işte insanların altına değerli metallere vesaire yönelmesinin altında yatan gerçek de bu. Şimdi politika faizinde tabii ki yani yabancı yatırım bankalarının son derece saygın işte çoğu akademik ünvan sahibi ekonomistler var, yaptıkları modeller vesaire yani o noktada hani benim ters bir şey söylemem mümkün değil ama şunu da yani altını çizmek gerekiyor yani bundan ilk toplantıda mesela faizler %30'a gelir, 40'a gelir diyenler de yeni kendileriydi. Neden? O hani ortodoks politikada enflasyon beklentilerini çıpalayacak ya geçmiş 12 aylık ya da önümüzdeki 12 aylık beklentileri. O zaman enflasyon geçtiğimiz 12 ay için 40'tı, önümüzdeki 12 ay için piyasa katılımcıların anketi, hadi daha, nispeten daha naif bir beklentiye sahip insanlardan oluşuyor ama %30'du. Hani 30'a 40 arası bir yere gelmesi makuldü. Şimdi hani bunun olmadığını, olamayacağını bir şekilde idrak ederek yani kendilerinin Türkiye için ekonomik modelleri böyle bir anda 40 değil 20 de Türkiye'ye yeter diye değil. Hani olabilecek olan o fiyatlaması ile buraya geldiler. Şimdi 650 ilk puan arttırımı yapıldı, bas puan. Sonra 250 yapıldı. Dolayısıyla hani kademeli işte ufak adımlarla ama kararlı vesaire bana böyle her toplantıda 250'den daha aşağı işte 50 ila 150 aralığında belki birkaç kere işte 1-2 puan ondan sonra 50 puan falan gibi böyle 20'lere belki biraz daha yukarıda bir yer ama enflasyonun oraya gelmesi zaten Merkez Bankası'nın her zaman piyasayı aşağıdan ıskaladığını bildiğimiz tahmin setiyle bile 2 yıldan önce en azından mümkün değil. İşte bu da yani KKM'yi işte DTH'teki kurikleşmeyi işte insanların Eurobond fonlarına Eurobond tarafına olan ilgisinin hani devamı anlamına geliyor. Ancak enflasyonu
kim önemsemez, bu ülkede yaşamayan tamamen hani dışarıdan gelen insan için kurun oynakta önemli. Onlar için de bilakis daha avantajlı dönemler. Yani ben kurun çok fazla eğer hareket etmeyeceğini bilirsem o zaman TL'de çok ciddi bir kazanım var. Ama şimdi ben aylık %10 olan bir enflasyon olan yerde %2-3 aylık kazanmak bana çok bir şey ifade etmiyor. Ama yabancı yatırımcı için o tabii ki kur hareketinden arındırılmış net getirisine bakıyor. Onlar için cazip. Serdar, şimdi günün dikkat çeken haberlerinden Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarındaki yukarı yönlü gidişat. Bir de Brent petrolde 87 dolara yaklaşan seviyeler. Şimdi bir bu konuda da değerlendirmeni almak isterim. Tabii. Bunun etkileri ne olur? Hangi endeksleri, şirketleri etkileme potansiyeline sahiptir bu gidişat? Tabii şimdi bir hani iki haberi bir arada yani herhalde ele almak doğru. Hani bir Çin'deki zayıflık hani bunun... Hani demir cevheri, baz metaller üzerinden işte demir, çelik, petrokimya vesaire tarafında hani yaratabileceği hani o şirketler adına en kötü çeyrekler geride kaldı ama talep zayıf olarak devam ederse hani bu fetret devri biraz daha devam edebilir mi diye düşündüren bir durum. İkincisi de sizin dediğin gibi doğal gaz fiyatlarında bir dip oluşumu sonrasında işte bu sefer hani kış mevsimi yaklaştıkça kuzey yarımküre için hani depolar ne kadar dolu, işte Avustralya'dan, Katar'dan, Amerika'dan tankerlerle LNG'yi ne kadar getirebiliriz, işte kış geçen seneki kadar yumuşak geçmeyecekmiş gibi meteoroloji uzmanlarından gelen tahmin. Dolayısıyla orada daha hani zor bir kış geçebilir. Bu da doğalgaz fiyatlarında uzun zamandan beri alışık olmadığımız fiyatlara yeniden yukarılara doğru bir hareket. Bizim doğalgaz faturamızı ciddi şekilde yukarı taşıyabilir. Petrol için biraz daha kesin konuşmak mümkün. Yani doğalgazda hani biz kaçtan alıyoruz, kaça kullandırıyoruz vesaire onlar daha hani sır olarak adlandırılıyor. Ama petrol tarafında işte kabaca 10 dolarlık her hareketin bizim 4-5 milyar dolar ödemeler dengesi tarafında bir bozulma yarattığını biliyoruz. Dolayısıyla bizim Merkez Bankamızın da yıl sonu tahmini işte 75'ler 80'ler civarında hani orada olmadı yüzler civarında oldu. O bir bizim ek fonlama ihtiyacımızı bir 9-10 milyar daha yukarı çeker. Hani bu işte Eurobond tarafıyla mı olur? İşte bizde hava koşulları iyi gider. Turizm sezonu daha uzar. Ekim-Kasım'a doğru falan öyle mi kapatılır? Yeni bir köprü anlaşma mı bir Körfez ülkesiyle yapılır? Swap anlaşması mı Uzak Doğu ile vesaire yapılır? Onu tabii söylemek zor ama enerji fiyatlarının yukarı gidiyor olması işte Hindistan gibi, Güney Kore gibi, Türkiye gibi enerjiyi dışarıdan ithal etmek durumunda olan ve dış finansman ihtiyacı içinde olan ülkeler için tabii ki negatif haber. Peki biraz küreselle tamamlayalım. Şöyle tabii. 4 dakikamız kaldı. Şimdi Perşembe günü Amerika'nın enflasyon verileri bekleniyor. Öncesindeki gelişmeler malum orada. Birkaç tartışma var. Yani artık faizde tepe noktasına doğru varıyor muyuz? Vardık mı? İşte resesyon senaryoları konuşuluyor bir yandan. Ertelenen resesyon ihtimalleri konuşuluyor. Kredi notu meselesi var. Amerika'nın düşürülen kredi notu. 10 banka için açıklanan yine negatif notlar var. Şimdi bir de tabii buna Çin'den gelen verileri de eklemek lazım. Hani Fed'in elini ne kadar rahatlatır faiz patikasında sorusu, daha doğrusu rahatlatır yorumları. Mevzu bahis. Dolayısıyla bunları üst üste eklediğinde enflasyon, faiz, resesyon üçgeninde nasıl bir yorum yaparsın? Şimdi yani tabii Amerika bir yani tüketim toplumu, tasarruf alışkanlığı çok düşük. Bir o anlamda tabii ki bize benziyor ya da biz onlara benziyoruz. Ama tabii yani dünyanın geri kalanından kurduğu ticaret ilişkileri, çok uluslu şirketlerin varlığıyla vesaire, teknoloji hani devlerinin Uzak Doğu'yla olan entegrasyonu ya da işte gelişmiş Batı Avrupa'sıyla olan iş ilişkileri nezdinde hani oralarda yaşayan resesyondan da tamamen azade kendini ayrı tutabilecek bir ülke değil. O yüzden hani Çin'in daha sanıldığından derin bir resesyonla karşı karşıya olması, işte Almanya'da sanayi üretimi falan kötü gitmesi, yani aslında Fransa'yı, İtalya'yı hepsini hizmetler tarafı ayakta tutuyor. Yani sanayi imalat tarafında çok zayıf rakamlar görüyoruz. Yani onlar pek çıkılmayacak bir resesyonmuş gibi ama hizmetler tarafı, işte turizm o taraf içinde bir bakıldığı zaman ciddi şekilde kurtarıcı rolünü oynuyor bu çeyrekler itibariyle. O yüzden hani Amerika'da da resesyon riski giderek artıyor. Bu da Fed'in arttırım yapma ihtimalini giderek azaltıyor. Hatta ilk indirim ne zaman gelir ihtimalini yani gene baktığınız zaman terminalde işte gelecek yıl ilk toplantı Ocak'ta, ikincisi Mart'ta, üçüncüsü Mayıs'ta, öyle altı şarapta olduğu için bu sefer 1-3-5 gibi gidiyor aylar nezdinde. Şimdi ilk toplantıda yani herhalde olmaz, ikincide kesin olur, üçüncüde olmuş olur, belki ikinciyi de yapar gibi bir fiyatlama var. Hani 5.25-5.50 aralığı herhalde hani Fed eski başkanı Bernanke'nin dediği gibi Fed'in yaptığı son arttırımdı. Hani bir arttırım daha görmeyeceğiz. Ekonomik veriler çok buna imkan tanımayacak. Hani bir bu dediğimin negatif hani tersi boşa çıkaracak rakam yarın gelecek olan hani manşette bir bozulma bekleniyor ama çekirdek enflasyon hani 4.8'den 4.7'ye değil de böyle 4.9'a 5'e falan doğru bir hareket başını yaparsa o zaman hani bir arttırım daha masada en azından mesajını verir FED ama arttırımı yine de yapmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü resesyonu daha da derinleştirmek istemez.
Serdar Pazar, çok çok teşekkürler katıldığın için. Yine bekleriz. Burada İnşallah. Noktalıyoruz. Birazdan ben günden kalanlarla geri geleceğim. Görüşürüz. Hoşça kalın şimdilik.